Kanal Çağrı'dan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, bölgesel trenlerle Berlin'den Münih yolculuğumuz başlıyor. İlk olarak Berlin'deki Alexanderplatz'ten bölgesel tren RE7'ye bineceğiz ve buradan Dessau tarafına gideceğiz. Oradan daha sonra Leipzig'in ardından da Nürnberg'in ardından da Münih'e ulaşmış olacağız. Yaklaşık olarak 9,5 saat sürmesi bekleniyor yolculuğumuzun. İlk durağımız burası. Dessau yönüne doğru gideceğiz. Yolda da sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler, trenimiz tam zamanında geldi. Şimdi Berlin'den Dessau şehrine doğru gidiyoruz. Bölgesel trende koltuklar boştu. Öyle aşırı bir kalabalık yoktu. Değerli izleyiciler, ilk trenimizden Rosau semtine geldik. Buradan Leipzig trenine değiştireceğiz. RE113 numaralı trene bineceğiz. Berlin'den burası yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika kadar sürdü. Buradan Leipzig'in de 40 dakika sürmesi bekleniyor. Trende zaman zaman yoğunluk oluştu. Ancak böyle bazı köylerde falan da durdu tren. Ayakta yolcular da gördük. Ama genelde de trende çok aşırı kalabalık değildi. Bu trende normalde S-Bahn ve U-Bahn'da klima çalışmıyorken bu trende klima çalışıyordu. Değerli izleyiciler, Roslau'dan Leipzig'e gideceğiz. Düzeltiyorum, az önce yanlış söyledim numarasını. RE13 trenin numarası. Bu tren diğerine göre biraz daha kalabalık, ancak yine de oturacak yer biz trende bulduk. Bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda Leipzig'e vardık. Diğer trenle trenin arasında yaklaşık 4 dakika mesafe vardı. Peron değişirdi hızlı bir şekilde. Ancak bu Nürnberg'e giden Postbahnhof'taki bu tren gerçekten ana baba günü gibi, oturacak yer yok. Siz de şu anda görebiliyorsunuz. Diğer tren de böyleydi. Buradan da yaklaşık olarak Nürnberg yolculuğu 4,5 saat sürecek. Değerli izleyiciler, bu Nürnberg'e giden tren gerçekten tam bir Hindistan treni gibi. Az önce görevli geldi ve kapıdan çok kişiyi aşağıya indirdi. Gerçekten 9 Euro'luk aylık biletle şehirler arası seyahat oldukça zor. Bunu hep birlikte deneyimliyoruz. Evet değerli izleyiciler, yaklaşık 1 saattir yoldayız. Hala tren tam olarak boşalmadı. Biz de yolculuğumuza ayakta devam edip göreceksiniz. Bayağı bir yoğun. Yerde oturanlar var. Müzik müzenler var. Size ara ara bilgi aktarmaya devam edeceğim. Değerli izleyiciler, Nürnberg'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Tren inanılmaz kalabalık ve burada bir misafirimiz de var. Yayınımızda Afganistan'dan, Almanya'da yaşıyor. Koltuklar dolu ve biz de yere oturduk.
yaklaşık 2 saat geçti. Bir 2 saat daha yolculuğumuz devam edecek. Değerli izleyiciler, tren bazen duraklara yaklaştığı zaman o kadar kalabalık ki çocukları elden ile uzatarak duraklardan inmesini sağlıyoruz. İstanbul'daki metrobüs ve kalabalık dolmuşlar trenin yanında halt etmiş. Değerli izleyiciler, kalabalık hala devam ediyor. Nürnberg'e daha 1,5 saat daha var. Çıkıp dışarıda Topkapı Topkapı diye bağırasın geliyor. Bildiğimiz İstanbul'daki dolmuşa döndü iyice. Yaklaştıkça size yine bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Değerli izleyiciler, uzun bir yolculuğun ardından Nürnberg'e ulaştık. Yaklaşık 4,5 saat sürdü Leipzig'ten Nürnberg ve burası da yine ana baba günü gibi en son yorumu yapacağım. Şimdi R1 buradan Münih'e giden trene bineceğiz. En son yorumları Münih'te yapacağım. Gerçekten yorucu bir yolculuk oldu. Değerli izleyiciler, bu trende boş yer bulduk ama yine de bu trende oldukça kalabalık ve inanılmaz sıcak. Yani Hindistan'daki ve Çin'deki trenleri aratmıyor. Dediğim gibi son yorumumu en son indiğimiz günü de yapacağım. Sabah saat 9'da başladık yolculuğumuza. Saat şu anda 5'e geliyor ve Nürnberg'deyiz. Nürnberg'den de şimdi son durağımız Münih'e ulaşmayı planlıyoruz. Bizi izlemeye devam edelim. Değerli izleyiciler, yaklaşık 10 saatlik bir yolculuğun ardından Berlin'den Münih'e ulaştık. Yani şunu söyleyebilirim, yolda kendim çok eğlendim. Fakat eğer çocuklarınız varsa, çocuklu ailelerin kesinlikle bu şekilde bir seyahat etmesini tavsiye etmiyorum. Trende daha çok öğrenciler vardı. Birleşmiş Milletler gibiydi tren. Her ırktan kişiler vardı. Avrupa'dan gelen öğrenciler, Amerika'dan gelen öğrenciler. Bekarlar için tavsiye edilebilir. Fakat aileyseniz bu trenlerle kesinlikle seyahat etmeyin. 9 Euro'luk trenlerle. Yani inanılmaz kalabalık. Daha önce de aktardığım gibi özellikle Nürnberg'e kadar olan kısımda 4,5 saat ayakta yolculuk yaptık. Yine de iyi bir eğlenceydi bizim için. Şunu söyleyebiliriz. Yani İstanbul'daki metrobüsü bilenler bilir. Özellikle Leipzig'ten Nürnberg'e kadar giden tren bildiğimiz metrobüsten farksızdı. Ama yine de bekarlar için denenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bayağı bir yorulduk. Yani şu an Münih'e geldim. Hemen buradan eve gideceğim. İnanılmaz yoruldum. Sabah yolculuğumuz 8.30'da başladı. En azından bir değişik bir deneyim olmuş oldu bizler için. Değerli izleyiciler, bir sonraki programda görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.